Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. 4 Şubat 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Ee, kandil geceniz hayırlı mübarek olsun tekrardan inşallah. Boş geçirmediniz. Aynı zamanda da cumanızda mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin ilgili çok çeşitli iddialar sosyal medyada hakim. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Serdar Aziz Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a mı gidecek? Şimdi şu bir gerçek ki Galatasaray'da Fenerbahçe gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki de flash gelişmelerin yaşanması normal. Serdar Aziz isminin gündeme gelmiş olması da normal. Ancak defalarca burada Fenerbahçe Serdar Aziz'den uzatacak dememe rağmen tekrar tekrar ısrarla soran arkadaşlar vardı. Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulunmuş. Ben Haluk Bey'in açıklamasını aktaracağım size. Demiş ki, Serdar Aziz'le ilgili Aspor'a yaptığı canlı şey, yaptığı açıklamada canlı mı değil bunu bilmiyorum. Demiş ki Serdar Aziz için Galatasaray e, ile herhangi bir görüşmemiz olmadı demiş. Yani bu dolaylı olarak aslında Galatasaray'la görüşmediklerken aslında Beşiktaş'ı da, VİE'leri de temsil ediyordur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Efecan transferinin kriz nedeni diye bir haber mevcut. Şimdi arkadaşlar Efecan transferine Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayıp Efecan'ı gönder gelsin talebinde bulundu. Bak habere bak. Çavuşoğlu olur ama önce resmi işlemler yapalım karşılığını vermiş. Sonra ne olmuş? Bu tutumdan rahatsız olmuş Ali Koç. Olur ama önce resmi işlemleri yapalım. Bak bu tutumdan rahatsız olmuş Ali Koç. Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda dün iki kulüpte hareket dün dedi e, herhalde Perşembe'den de Çarşamba'dan bahsediyor. Akşamdan Şafak Gözmen'in haberine göre oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor Ali Koç. Hani Efecan'ı gönder gelsin diyerek şaka yolu transfer teklifi iletmiş. Ekonomi konularda uzlaşma da sağlanmış. İş transferin resmiyetine dökülmesine gelince bu iş olmamış. Ki laf aramızda ama bu işin olmayacağı zaten belliydi. Yani eğer böyle bir üslup kullanıyorsa koskoca Fenerbahçe'nin başkanı zaten bir zahmet hiçbir futbolcuyu almayalım. Başkanım her şey iyi ama resmi evrak konusunda halletmemiz lazım. Paranın ödenmesi için bir teminat istemek zorundayım demiş Hasan Çavuşoğlu. Ali Koç teminat benim karşılığını vermiş. Çavuşoğlu ise başkanım bu konuda benim açımdan bir sorun yok. Ancak ben sadece Hasan Çavuşoğlu'nu temsil ediyorum. Bir camiayı temsil ediyorum. Yine de işimizi resmiyete uygun şekilde yapmak zorundayız demiş. Ali Koç bu tavırdan rahatsız olmuş ve transferi askıya almış. Ee, sonra A milli takıma kadar yükselmişti. Avcı da istemişti. Trabzonspor Teknik direktör Avcı da istemiştim. Ee, şimdi Fenerbahçe taraftar da şey diyor. Bak istiyorlar diyor. Neredeyse bedava veriyorlar. İşte şunu istiyorlar bedava veriyorlar diyor. Efecan'ı da Trabzon isteseydi bedava verirlerdi diyor da Efe zaten istediler. Yani hem devre arasında hem yazın istedi. Ama Alanya Spor pek anlaşamadı. Yani ben öyle hatırlıyorum. Yine de günah sizin boynunuzdan. Az sonra bir toparlama yapacağım. İkinci, yani ikinci, üçüncü habere geçmem lazım. Sonra bununla ilgili konuşacağım. Evfecan'la ilgili. İsmail Kartal'ın isteği Uğur Çiftçi haberi var arkadaşlar. Ee, çok uzatmanın lüzumu yok. Biliyorsunuz İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geldi. Şu an için sezon sonuna kadar ama bana kalırsa sezon sonundan daha da uzun süreli çalışacak. Ali Koç'tan Uğur Çiftçi'yi istemiş. Bizzat. Ve 29 yaşındaki Solbek'i çok istemiş. Bu sezon işimize çok yarayacak demiş. Fenerbahçe'de biz buraya yabancı futbolcu alacağız. Ne diyorsun demiş. Ama başkanım demiş. 28 müsabakaya çıktı. 28 müsabaka 5 asist yaptı. 2018'de gençler bilinen bedelsiz olarak Sivas Spor'a transfer oldum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın beni. Ben burada da bir şey söyleyeyim. Sonra yine toparlayacağım 3. kısımdan. Ya Anadolu takımlarından boşa çıkan topçuları küçümseme huyunuzdan vazgeçin artık. Artık yerli kuralı geldi. Mecbursun. Serdar Gürler, Serdar Gürler diye diye dilimde tüy bitti. Dedim ki bak bu adamda iş var. Alalım. Bak boşa çıkıyor. Yusuf Erdoğan, Serdar Gürler. Yanlış anlamayın. Bugün sol kanadın Yusuf Erdoğan, sağ kanadın Serdar Gürler olsaydım Belki de Rossi'yi bir kanada atıyordun. Diğer kanadın kim olduğu da belirsiz. Yani sağ, kan sağ, kanadımız kim arkadaşlar? Sağ açığımız kim? Yani sağ açığımız bizim net olarak kim? Bana birini, birini anlatın. Bizim sağ açığımız net olarak kim? O sahi değil. O sahi sağ bek. Ferdi değil. Ferdi sol bek, sağ bek. Sol açık, sağ açık, sağ açık. Forvet, stoper, önlibero, kaleci. Ben şunu söyleyeceğim. Ya Yusuf Erdoğan Önüne bir tane adam alırsın. Misal veriyorum. Bu Penza. Bu Penza Yusuf Erdoğan. Seni götürür. Sağ kanada bir Şakiri alırsın. Yediğinde Serdar Gürler yaparsın. Seni götürür. Biz macera peşindeyiz. Bizde çok dengesiz bir planlama var. Orta sahada 80 tane adam var. İşte sol kanatta bir tane adam var. Sağ kanatta orijini sağ kanat olan bir tane adam var. Maalesef onu da düzenlememiz lazım. Şunu da okuyayım. Fenerbahçe sol beke eren elmalıyı istiyor demiş. Ondan sonra bir toparlama geçeceğim. Sonra da kısa kısalara geçeceğim. Fenerbahçe sol bek mevkisi için Kasımpaşalı Eren Elmalı'yla ile görüşmelere başladığını aktarılmış. Nereye aktarmış? Kim aktarmış? TRT Spor'un haberine göre. TRT Spor'un haberine göre. Bu sezon Kasımpaşa'da istikrarlı bir görüntü için Eren Elmalı için ilk görüşmesini gerçekleştirmiş. Fil dişi sahilli Kona'nın transferinden imza parası nedeniyle vazgeçen. Kim diyor vazgeçtik diye. Kim diyor kardeşim? Göster kim diyor? Göster kardeşim kim diyormuş ya? Öyle, öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Ee, biz vazgeçme falan bizde olmaz. Bizim kitabımızda yazmaz. Biz kimseden falan vazgeçmedik. Haddini bilsin herkes. Ama hocam gazeteciler öyle diyor. Yakında tweet silebilirler. İnşallah da silerler. İmza parası nedeniyle vazgeçen Salih Hacıbertler Eren transferini bitirecek. Sol bek için alternatif üretmeye çalıştığı kaydedilmiş. Eren Elmalı bu sezon Kasımpaşa'da 21 Süper Lig olmak üzere 23 maça çıktı. Toplam 2 asist üretti. 21 yaşındaki oyuncu 1.80 boyunda Kartal Spor altyapısına yetişti. Kasımpaşa altyapısına 2018'de dahil oldu. Ümit Milli Takımda da 4 kez forma giydi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor ki Konan bize gelmiyor menajeri sıkıntı. Eren Elmalı gelmiyor Kasımpaşa 2.5 istedi. İşte Efecan Karaca gelmiyor. Şey suçlu. E, Alanya Spor suçlu. Uğur Çiftçi gelmiyor. Sivas Spor suçlu. Ben gerçekten ve gerçekten ve gerçekten merak ediyorum. Yani Uğur alamadık Sivas suçlu. Efecan alamadık. Alanya suçlu. Kolan, al Konan alamadık. Menajer suçlu. Eren alamadık. Kasımpaşa suçlu. Yani Ali Koç'un hiçbir suçu yok? Yani başkan dedikleri kişinin Norveç'te Twitter kullanıcılarını suçladığı yerde yani niye hep başkaları suçlanıyor? ya Niye başkaları suçlanıyor arkadaşlar? Ben onu anlamıyorum ben. Yani. Niye başkaları suçlanıyor? Ayrıca 20 yaşındaki Çağatay Kuru Kalıbı sen sezonun başında almışsın Kasımpaşa'dan. Geçen sene TİA'mı almışsın Kasımpaşa'dan. Şimdi aynı konuma Trabzonspor'u koyuyorum. Bedava TİA'mı almış, satmış bir buçuk. Bedava Çağatay almış. 50 bin euroya mı ne? Çağatay almış. Oynatıyor oynatmıyor. Ben buna şikayet ederdim. Kendi adıma söyleyeyim. Ama aynı Kasımpaşa Paşa Trabzonspor'a da e, Yusuf Erdoğan'da indirim sağladı. Galatasaray'a da Fatih Öztürk konusunda indirim sağladı. Beştaş'a da yine sattığı futbolcularda indirim sağladı. En son kimi gönderdiydi? Babeli mi gönderdiydi? Herhalde onda mı bir şey yaptıydı? Yani Kasımpaşa'nın başkanı çıktı dedi ki ben dört büyüklerin hepsine yardımda bulunuyorum. Yani ben de bir şey rica ettikleri zaman kırmıyorum. Maddi çıkar olarak bakmıyorum. Türk futbolu adına bakıyorum, değerlendiriyorum diyor Mesela biz en son Kasımpaşa'ya kimi gönderdik? Kim gitti? Dirar. Ben diyorum mesela bak Trabzonspor aynısını yaptı. Olan Dirar'dan kurtuldular derim. İşte Tiyam'ı da aldılar derim. Ya tabii ki adam para isteyecek senden. Bizden iki buçuk milyon euro istedi. Artık Türk futbolcular için böyle paraları hazırlanın. Türk futbolcular için iyi e bon servisleri hazırlanın arkadaşlar. Önümüzdeki seneden itibaren gittikçe yabancı sayısı düşecek. Ben size bir öneride bulunuyorum. Gelin önerimi kabul edin. 11 tane babalar gibi futbolcu değil. 10 tane babalar gibi futbolcu. Bir tane altyapıdan oynatmak zorundasın. Artık öğrenin bunu. 10 tane de sanırım 7 tanesi Türk şey, yabancı olacak. 7 tane babalar gibi yabancı alalım. 3 tane gelişimi açık yabancı alalım. İşte 11 mi 12 mi olacak? 11 olacak yanlışım yoksa yabancı yok. 13 mi olacak? 12 mi olacak? 12 diye hatırlıyorum yabancı sayısı. 5 tane gelişimi aç mesela Berisha gibi topçular alalım. Tabii olabildiğince ücretsiz. Sonra kalanını bakın 7 tane ilk 11. 1 tane altyapıdan 8. 3 tane babalar gibi Türk alalım 11. Yedek 11 içinde bak yedek 11 içinde zaten yabancıyı çıkarıp yabancı alabilirsin. Hadi 3 tanesi iyi sayılabilir statüde yabancı olsun ya da 2 tanesi. Kalanını hani Anadolu takımlarının yıldızlaşan futbolculardan dolduralım. Sonra kalan hepsi altyapıdan olsun. Yani 11, 11, 22 kalan hepsi altyapı oyuncusu olsun. Yok biz 30 tane futbolcuyu döşüyoruz sonra. Ve lütfen birilerini suçlamaktan vazgeçelim arkadaşlar. Yani taraftar sussun diye transfer yapmayalım. Çağatay almışsın futbol hayatını bitirmişsin. Eren Elmalı'yı niye alacaksın? Ya da o Eren Elmalı'da hiç mi kafa yok? Niye sana gelmek istiyor? Bak Fenerbahçe ve Galatasaray daha doğrusu Fenerbahçeleşen Galatasaray yarışa girdiler. Fenerbahçe orta sahada almak için gönderdiği Ozan Tufan'ı Ozan Tufan transferiyle doldururken Galatasaray durur mu? Yapıştırmış cevabı Semih Kaya. sezon sonuna kadar. Ya şu an Semih Kaya falan tırt arkadaşlar tırt. Alparslan falan daha iyi ondan. Ama geldi gördü anlat yani. Anlattığın zaman küsüyorlar. Antalya Spor Sinan Gümüş için Fenerbahçe'ye dün de teklifte bulundu. Bu sefer teklifi değiştirdiler. Saok ok yaptılar. Yani satın sağok, ok, satın alma opsiyonu kiralama şeklinde. Hatta biz bir de biraz da kiralama bedeli verelim. 100 150 bin euro dediler. Aslında Fenerbahçe'nin tam kabul etmesi gereken bir transfer harekatı bu. Niye? Futbolcun para veriyorsun abi. Ve Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin bağlanmış Radyo Spor'a canlı yayında şunları söylemiş. Fenerbahçe'ye Sinan Gümüş için yaptığımız ilk teklif kabul edilmedi. Fenerbahçe'ye ikinci teklifimizi ilettik. Cevap bekliyoruz. Ne oluyor lan? Aziz Başkan beni anlıyor. Yani ilk teklif kabul edilmemiş. İkinci teklifi ilettik. Cevap bekliyoruz. Sinan daha önce Antalya Spor'da oynadı. Sinan'ın takımımızı tercih edeceğini düşünüyorum demiş. Zaten Sinan eğer Alanya Spor'a gitmek isteseydi Efecan transferi bittiydi. Yani Efecan transferi bittiydi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin. Serdar Aziz gündemimizde yok demiş. Yani Antalya'da yazmışlar. Diego Costa'ya teklif yaptık. Kendisi sözleşmenin sadece 6 aylık olmasını istedi. Ben de sonrasında bu transferden vazgeçtim demiş. Diego Costa için. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> ee, bakın şeyler değerlenecek. Haberiniz olsun. Buralar çok değerlenecek. Mesela Türk futbolcular. Ben dur. Neydi? Abdurrahim miydi? Abdülkerim miydi? Abdülkerim Bardakçı mıydı? Konya bir stoperi vardı. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da ee, şey yapıyordu. Dur. Abdülkerim Bardakçı. Fenerbahçe'de Galatasaray'da bitirmek istiyordu. Yaş 27 mi olmuş? <laughs> 3 milyon 700 bin euro değeri var. 25 yaşında 1.85'lik stoper. Bak mesela ee, bu çocuğunla ilgili 21 maç 3 gol 4 asist. Savaş başlayacak bu çocukla ilgili. Hocam Serdar Aziz'i gönderip bunu mu alacağız yoksa? Serdar Aziz, Merdar Aziz bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Unutun siz. Siz Serdar Aziz, Merdar Aziz'i unutun gitmesine. Siz Serdar Aziz'i elinize tutacaksınız. Tisenant, Kim Minji, Salahi. Üçünden en az birini göndereceksiniz. Görün bakın. Artık Türk futbolcuların önemi arttı. Geç, bir arkadaşı gördüm şey diyor dur duyumcu bir arkadaş endiri çekiciyi istemişiz. Sivas bizden şey istemiş. Ee, neydi onun adı? Çünkü, pardon Konya bizden Konya bizden şey istemiş. Sinan Gümüş'ü biz de endiri çekiciyi istemişiz. Endiri çekici adamlar yazın aldılar. Arnavutluk futbolcusu merkez orta saha. Yani sol kanatta da oynayabiliyor. 22 maç 4 gol 1 asist 1316 dakika zannetmiyorum. Bir de Konya'nın bu dönemde kolay kolay futbolcu vereceğini zannetmiyorum. Ama yazın Abdülkerim Bardakçı'yı unutmayın. Ortalığı karıştıracak bir isim. Bu Penza'yı çok soruyorlar. hocam Beşiktaş'a gitti, Trabzon'a gitti, Galatasaray'a gitti, Fener'e gitti. Arkadaşlar çocuk bize gelmeyi çok istiyor. Ben açıkça, açık ve net söyleyeyim. Çocuk bize gelmeyi çok istiyor. Tabi isteme sebebi de annesi, dayısı, kaynanası falan Fenerbahçeli olduğunu değil. Paradan dolayı. Yani iyi şartlar sağlanır diye. Kulübü de diyor ki trink para verin. Bon servis verin satalım. Yoksa satmayacağız diyor. Bizimkiler de ya işte biz lövü mövü getirmeyi düşünüyoruz. O beğenmezse falan filan diye. Çok almak istemiyor. Kiralık almak istiyor. Yani böyle bir durum var. Eğer gelirse sezon sonuna kadar gelmek zorunda. Yani uzun süreli anlaşma için Löv'ün tamam ben geldim ben kabul ettim. Alın demesi lazım. Ki Löv de çok yanaşmıyor. Onu söyleyeyim. Adil Demirbağ için bir soru var. Hocam Twitter'da şey yaptık diye. Adil Demirbağ daha önce Adana Demirspor'da oynarken boşa çıktığında almadığımız futbolcu. Ee, değil mi bu buydu? 24 yaşında Elazığlı. Bak Elazığ'a kadar hatırlıyorum ya. Fiziği falan iyiydi. O da 1.85 gerçi 24 yaşında. <laughs> Adil de ha Adana Demir'den konya 200 bin euroya gitmiş. Tamam yanlış hatırlamıyorum. 579 dakika süre almış. Bu bir kumardır. Hani Konya'nın yedeğini yoklamak kumardır. Haberiniz olsun. Fenerbahçe bu kumara girmez. Abdülkerim Bardakçı daha mantıklı. Şimdi dün Ozan Tufan katıldı. Milli takımdan dönen Kim Tiserant katıldı. Kim Minji katıldı. takıma dün dediğim Perşembe günden bahsediyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi maç var. Yani Tiserant Kim Minji iki günlük idmanla çalışacaklar. Atilla Salahi herhalde 2'yi iki, geçtim. Yani sonrasında Serdar Aziz zaten sarı kart cezası diyebiliyorum. Ama gazetelere göre cezası yok. Bilmiyorum hakem o maçta gösterdi ama sonradan iptal ettiler mi haberim yok. Mesut Özil'le Altay takımdan ayrı çalışmış. Ben Altay Bayındır'ın yarın 11'de oynamasını dahi bekliyorum. Artık yeter iyileşmiş olsun. Berke çünkü psikolojik ve ee, yani psikolojik olarak sıkıntı. Nolak'la da dün tedavilerine devam etmişler. Açıkçası iki, tak iki futbolcudan Gustavo Gustavo'da keşke bir takıma gidebilseler diyoruz ama maalesef olmuyor. Diego Costa. Diego Costa muhtemelen gündemi çok yoracak. Çünkü Fenerbahçe'de de oynamak istediğini belirtmiş. Yani oynamak istediğini belirtmiş derken, şu kadar para verirseniz gelirim demiş menajer aracılığıyla. Yani ikinci bir Falcao olabilir mi? Zannetmiyorum ben ben Costa'yı falan beğenirim yani. Ben e, Suarez'i, Costa'yı beğenirim ama şu an Fenerbahçe değişik halde. Çagliari ile Fenerbahçe arasında Liko görüşmeleri devam ediyor demiş meşhur duyumcular. Fenerbahçe e, her türlü şeyi değerlendirmeye çalışıyor demişler duyumcular. Ama yani Konan'ı beceremiyorsak bunu hiç beceremeyiz onu da söyleyeyim. UEFA listesine Max Meyer'in dışında, yani Max Meyer gitti. Ee, kim eklendi? Ozan Tufan eklendi, Serdar Dursun eklendi. Hocam Crespo niye eklenemedi? Crespo'nun bonservisiyle alındı diye. Hocam Diego Rossi çıkartılmış, biz Rossi'nin bonservisini mi aldık diyor arkadaşlar. Yani Uruguay milli takımına çağrılırsa alınır falan diye bir madde yoksa biz Rossi'nin bonservisini almadık. Ama eğer böyle bir şey varsa da bilemeyeceğim. Ama Rossi'nin oynatmama sebebimiz başka. Fiziksel olarak yeterli değil. Ben Rossi'ye bir yıl daha şansı verilmesi taraftarıyım. Bu yıl geri kalan bölümde komple fizik çalıştırıp seneye oynatırsan seneye ligin en iyi kanada oyuncusu olur. bu sezon da kendini belli edebilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ozan kendi oyuncumuzu zaten. Öyle bir durum var. He. Reims başkan da demiş ki herhalde demiş Kona'nın menajeri Kona'nın serbest kalıp bizden gidip öyle şey yapmak istiyor demiş. Hani 4 milyon euroya aldık diyor Kona'nı ama ucuza götürmek istiyor bilemeyeceğim. TFF Süper Ligi ihalesi ile ilgilenen yerli kurumlardan 150 bin lira tahsil yapmış ama Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın kararıyla yabancı medya kuruluşlarından herhangi bir ücret talep edilmemiş. Şartname ücretsiz verilmiş. Ajans Spor'un haberi. Bir şey diyemeyeceğim. Luis Gustavo'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniliyormuş. İnşallah bu arada transfer olur da gider ya da sözleşme fesi. Ben fese de razıyım arkadaşlar. Berke demişken Berke Fenerbahçe'de umduğunu bulamadı. Yurt dışına gitmek istiyor falan demiş. O kadar kolay değil. Lari'nin son olarak da bunu konuşayım. Lari'nin menajeri Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de Lari'ni önerdi demiş e, duyumcular. Doğru. O kadar güzel bir para istiyor ki arkadaşlar Larin'in menajeri. Zannedersin Larin'i almıyorsun. Lakazeti falan alıyorsun. Yani ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Fenerbahçe buna yanaşmaz. Kimseyi de yolamaz diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Ee... Sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yayına da bir beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah arkadaşlar.